Arkadaşlar, bugün sizlerle tek yufkayla harika bir börek yapacağız. Kahvaltılarda ne yapayım derdine son. Çok pratik, çok güzel ve bir o kadar da sağlıklı. Çocuklarınıza da her zaman verebileceğiniz. Evet, bunun için peynir rendem var, kaşarım var benim. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. 5-6 dal maydanozum var, bir adet yumurtam, bir adet de yufkam var. Şimdi hemen geçiyoruz başına. Dediğim gibi o kadar pratik. Bunları şöyle bir kenara alalım. Şöyle yufkamızı seriyoruz. Benim yufkam orta boy. Aslında biraz da büyük. Eğer küçük yufka olursa tek yumurta yetebiliyor. Ama yufkanız çok büyükse iki yumurta da kullanabilirsiniz. Şimdi bu gördüğünüz yumurtayı yufkamızın her tarafına gezdireceğiz. Elimize yayacağız. Hiç değmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bu yumurta böreğimizin kat kat olmasını sağlayacak. Tel tel. Onun için her tarafına değdirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi eğer yufkanız büyükse bir yumurta daha kırabilirsiniz. Şöyle bizimkine yetecek hemen hemen. Fark etmez yufkanın el açması veya hazır olması, her halükarda böreğiniz çok güzel bir şekilde olacaktır. Ve de çok basit bir şekilde yumurta sarısını da şöyle güzelce dağıtalım. Dediğim gibi her tarafına değmesine dikkat edin. Yufkanın hiç boş yeri kalmasın. Evet, şuralarda da var. Biraz daha onu da yayabiliriz. Evet, şimdi bunu böyle bütün de pişirebilirsiniz. Tek, o zaman çok daha büyük olacaktır. Şimdi dörde böleceğim. Şöyle bir silelim. Evet, yufkamızı şimdi dörde böleceğim. Ve bunları tek tek börek yapacağım. Gördüğünüz gibi yufkamı dörde böldüm. Ama yerinden kaldırmadım çünkü yumuşadığı için kaldırırsam yırtılacaktır. Şimdi peynirimizden koyuyoruz. Dediğim gibi dilediğiniz peynirden koyabilirsiniz. Bir ikisini yapalım. Daha sonra da diğer ikisini yaparız. Evet, gördüğünüz gibi şimdi maydanoz koyuyoruz biraz da. Siz dilediğiniz gibi karabiber, farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi katlıyoruz yufkamızı. Şöyle küçük küçük kareler elde ediyoruz. Aynı şekilde bunu da katlıyoruz. Bunu dediğim gibi kocaman bir bütün olarak bir gözleme şeklinde de yapabilirsiniz. Böyle küçük kareler de yapabilirsiniz kişi başı. Ocağımızın altını açtım ben. Yağımız ısındı. 4 tane gördüğünüz gibi böreğimiz oldu. Şimdi kızgın yağ bırakıyoruz. 1 santim kalınlığında diyeyim yağın çokluğunu. Evet, yağımız ısınmış. Koyuyoruz. Yumurtalar katmanların oluşmasını sağlayacak. O yüzden yüksek ateşte biraz bol yağda kızartacağız. Çıtır çıtır çok güzel bir böreğimiz olacak. Sabahları anında hemen yapabileceğiniz. Kat be kat gördüğünüz gibi şişmeye başladı böreğimiz. En yüksek ateşte pişiriyoruz. Evet, böreğimiz oldu. Alabiliriz. Gördüğünüz gibi 2 dakikada oldu. Çok çabuk pişiyor. Yağımız kızgın olacak. Yoksa yağ yutar. Bu şekilde kesinlikle yağ yutmuyor. İyice süzdüreceğiz yağını tabii. Şimdi diğer böreğimizi atıyoruz. Yufkamızı. Evet.
Evet, son böreğimiz de oldu. Altını kapatıyoruz. Böreğimizi ocaktan alıyoruz. Gördüğünüz gibi yağ aynen duruyor.